Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Milli Savunma Bakanım, bu söylediğim sözlerin tamamını bana verdiğiniz bir söze istinaden size söylüyorum ve lütfen buna kendi konuşmanızda yer vermenizi sizden istirham ediyorum. Bir Türkiye'de rezalet yaşandı. Göz göre göre, gözümüzün içine baka baka kendi ordumuzun üzerinden bir oyun oynandı ve ben bunu defalarca çıktım, anlattım. Şimdi elimdeki belgeyi açıklamadan önce ilk önce bir hatırlayalım diye olayı anlatıyorum. Ethem Sancak denilen kişi benim için nitelikli dolandırıcıdır. 2014 yılında TMSF'den BMC'yi iflas etmiş BMC'yi arsa fiyatına satın aldı. Arsa fiyatına. Daha sonra kendi videosunda anlattığı gibi kendi ağzından Sayın Tayyip Erdoğan'a gittim. Bana Katar'ı ortak etmesini rica ettim. Savunma sanayine gireceğim dedi. Katar emiri arandı. Katar emiri %49.9'la Katar ordusunu BMC'ye ortak etti. Ethem Sancak kaç para aldı? 300 milyon dolar. 1,5 ay içerisinde. Aldı cebine soktu. Sonra bana Erdoğan'ın köylüsü olan Talip Öztürk'ü de ortak ettiler dedi. Ona da %25.1 olan hisseyi sattı. Bütün bunların hepsi kendi ağızlarında. O da hisse payı üzerinden değerlendirince 150 milyon dolar yapıyor. Etti mi 450 milyon dolar? Ve davayı aldığı BMC'nin hisselerini satarak 450 milyon dolar aldı, cebine koydu. Dedi ki ben savunma sanayine gireceğim ama fabrikam yok. Bana bir fabrika yeri verin dedi. Karasu benim memleketim. Sakarya'da 2 milyon metrekare arazi bedelsiz deniz kenarında BMC'ye verildi. BMC'nin içi tamamen dolduruldu. Yetti mi? Yetmedi. 60 milyon TL Fikri Işık zamanında. Net bütün belgeleriyle. Altyapıya ben ödeyemem, siz ödeyin dedi. Devlet 60 milyon TL ödedi. Yetti mi? Bana Türkiye'nin en büyük teşviğini vermeniz lazım dedi. Yaklaşık 1,5 milyar lirayla hesaplanan Cumhuriyet tarihinin en büyük teşviklerinden birisi kendisine verildi. Değerli arkadaşlarım, Altay tankı ihalesi yapıldı. Giren başka etkin yatırımcılar da vardı. Ethem Sancak'ın fabrikası var mı? Yok. Tecrübesi var mı? Yok. İşçisi var mı? Yok. Tank palet fabrikasını dedi, benim yok ama ben Altay tankı ihalesini aldım, bana bir fabrika verin dedi. Tank palet fabrikası benim ilim, Sakarya. Milletin alın teriyle alınmış fabrika. 1 milyon metrekare arazisi olan fabrika. Avrupa'nın en büyük entegre tesisi olan fabrika 25 yıllığına bedelsiz verildi. 25 yıllığına içeride stokta bulunan malzemeleriyle beraber. 18 ayda tank üretecekti. Arkadaşlar, aradan 48 ay geçti. Tank var mı? Tank yok. Ethem Sancak var mı? Ethem Sancak yok. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın net hepsi. Peki Ethem Sancak ne yaptı? Tank üretemedi. Paraları aldı cebine koydu. Ama son bir hamle. Ben burayı bırakırım ama Tosyalı grubuna 480 milyon dolara satarım dedi. Sattı mı? Sattı. Açıkladım, karşı çıkan oldu mu? Olmadı. 480 milyon doları da Öztürklerle beraber aldı cebine koydu. Değerli arkadaşlarım, daha sonra Ethem Sancak şöyle anlatıyor. Cumhurbaşkanı bizi aradı. Sizin işiniz bitti çocuklar dedi. Bize 60'ar milyon dolar para verdiler. Biz de bu işten çekildik dedi. Şimdi ben size soruyorum. Sevgili bakan, 300 milyon dolar Katar'dan aldı.
150 milyon dolar Öztürk'ten aldı. 240 milyon dolar Tosyalı'dan aldı. Ethem Sancağ'ın cebine 690 milyon dolar girmiş olması gerekiyor. Şimdi soruyorum. Öztürklerin de cebine 240 milyon dolar girmiş oluyor. Peki eğer 60-60 120 milyon dolar verilerek bunlar çekildilerse, onların sözü doğruysa, o zaman geriye kalan 810 milyon dolar nerede? Nerede, bunu soruyorum. Nerede 810 milyon dolar? Eğer Ethem Sancağ'ın dediği doğruysa, bunu bize Tayyip Erdoğan vermedi diyor. Bize 60-60 120 verdi diyor. Ya Ethem Sancak Tayyip Erdoğan'ı itham ediyor, yalan söylüyor. Ya bu açıklanan, benim açıkladığım beyanlar doğru. Ethem Sancak devleti dolandırdı, ordumuzu oyuna getirdi. Çok açık, çok net. Şimdi asıl size sormam gereken, içimi acıtan şeye geliyorum. Bakın, bir fatura. Faturada 231.310 kalem var. Bu fatura Ethem Sancağ'ın BMC'si tarafından kesilmiş bir fatura. Bu faturada eğer ordumuz tank paletle birlikte üretiyor olsaydı bu kadar kalemi, 65 milyon 240 milyon lira para alması gerekiyordu. 65 milyon 240 milyon lira. Peki Ethem Sancağ'ın BMC'si üretirken aynı kalem malı arkadaşlar kaç paraya fatura kesti biliyor musun? %12,5 kar koyması gerekirken 292 milyon 673 TL. 65 milyon nerede? 292 milyon nerede? Peki merak ettim değerli arkadaşlarım. Merak ettim. Ahdım var, Allah büyük. Allah bir fırsat verirse yetimin, fukaranın, aziz ordumuzun bir tek kuruşunu eğer Ethem Sancak çaldıysa hesabını ben soracağım. Takipçisi olacağım. Sonuna kadar gideceğim. Allah büyük, yukarıda. Peki ne adı altında yaptı bunu? Yani faturaya eklediği o fahiş rakam ne adı altında? Bakiye genel yansıtma tutarı kar dahil. Arkadaşlar, bakiye genel yansıtma tutarı diye Allah sizi inandırsın bütün muhasebecilere sordum. Maliyecilere sordum. Hukuku aradım. Arkadaşlarım burada, böyle bir şey var mı? Uygulanan bir yer var mı? Yok. Uygulanmıyor. Zaten genel üretim ve genel yönetim giderleri diye sen oradan paranı almıştın. Bunun içinde. Bunun içinde. Ama sen bakiyeye genel yansıtma tutarı. Bir kişi bunu bana göstersin. Milli Savunma Bakanımız burada bunu anlatırken evet vardır böyle bir şey desin. Benim yüzüm kızarsın, onun yüzü ak çıksın burada. Arkadaşlar, ne ordumuzu, mal varlıklarını ve birikimlerini birilerine sömürtürüz, buna Katar ordusu dahil, ne de çocuklarımızın rızkını kimseye Ethem Sancak gibi nitelikli dolandırıcılara ödeyiyoruz. Bunun sonuna kadar peşinde olacağım. Sonuna kadar takip edeceğim. Ama ya içimi acıtıyor arkadaşlar ya. Ethem Sancak'ın sözde devleti temsil ediyorum diyerek Suriye'de ne işi var? Doğu Perinçek'le beraber. Ne işi var arkadaşlar? Bir Allah'ın kulu bana söylesin. Suriye'de benim Dışişleri Bakanım var mı? Var. Milli Savunma Bakanı var mı bu ülkenin? Var. Bakanlarımız var mı? Var. Ethem Sancak kim? O mu Türkiye'yi temsil ediyor? Buna nasıl bu iktidar izin veriyor? Nasıl yol açıyor? Ben bunu anlamak istiyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda kendisinden ve buna neden olanlardan hesap soracağız. Sağ olun.